Cumhurbaşkanımız Kenan Evrenken de ilişkilerimiz çok iyiydi. Cumhurbaşkanımız değiştikten sonra, Kenan Evren'den sonra Turgut Özal döneminde de çok iyi oldu. Hiçbir dönem yoktur ki bizimle Pakistan'la olan ilişkimizin seviyesi daha alt seviyeye geçsin. Dolayısıyla dünyada da bir böyle bir benzer ulus yok. Biraz önce Sayın Büyükelçi söyledi. Biz aynı kültürü paylaşıyoruz ve çok ortak kelime kullanıyoruz. Türkçe birçok kelime Urduca'da var dedi. Pakistanca'da var, öyle diyelim Urduca. Dolayısıyla da tabii iki devletin de çok kritik coğrafyada yer almakta ve her ikisinde terörle mücadelesi var. Şunu kesinlikle kabul etmeliyiz ki terörizm bir insanlık suçudur. Her devletin bunu böyle kabul etmesi lazım ve terörle mücadele artık tek devletin mücadelesiyle üzerinden gelebilecek bir durumda değildir. Muhakkak ki bu zordur. Ancak en kısa zamanda terörizmi sonlandırmanın yolu uluslararası işbirliğini çoğaltmaktır. Biz Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanındayız. Ve biliyoruz ki Pakistan'da Türk milletinin, Türk halkının, Türk devletinin terörle mücadelesinde yanındadır. Hukuk düzeni içerisinde, hukuku uygulayaraktan, uluslararası işbirliğini artıraraktan terör çıkmaz sokak. Belli süre içerisinde bazı şeyler yapabilse de bir sonuç alabilmesi mümkün değildir. Terörün çıkmaz sokak olduğunu uluslararası işbirliğiyle inşallah göstereceğiz. Biz halkımızla diyaloğu ve müzakereyi halkımızla yapacağız. Biz halkımızla ve diyaloğu, müzakereyi de halkımızla yapacağız. Muhatap bizim halkımızdır. Bir, özgürlükleri artıracağız. Demokrasinin seviyesini yükselteceğiz. Ama terörle mücadeleden de zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyleydi. Tamam. Böyle bir muhatap olursa, o halkın temsilcisi muhakkak ki çok iyi olur. Ama bilin ki o bölgede birinci parti AK Parti. Biz halkımızı bundan dolayı da muhatap alıyoruz ve bundan almaya da devam edeceğiz. Devam ediyor. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimiz açıklama yapar. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hadi, tamam.